birleştirici diye başladım sözlerime anlatırken Cumhurbaşkanı'na. Birincisi nedir? Evet budur. Biz olarak görmeden. İkincisi güven dedim. Güven. Güven duygumuz eksik bırakıldı. Kabahat kimde? Gene bizde. Siyaset, siyasi yapı, yaşadığımız onca olay, onca haksızlık, güven duygusu eksik kaldı. Ve biz güvenmek istiyoruz. Başbakanlık yaptığım dönem için halkımızdan gelen pozitif, olumlu eleştirilerde hep sordum. Niçin çok beğendiniz bu hükümeti? Güvendik dediler. Tek kelime, güvenme. İşte bu güven duygusu bizi huzura kavuşturur. Başımızı yastığa koyduğumuzda güvenirsek rahat ederiz. O yüzden diyorum, başbakanlıkta oluşturulan güven daha da yükseğe taşınacak. Ve bu güven duygumuzu pekiştiren bir cumhurbaşkanlığı olacak. Bundan içiniz rahat olsun, bundan emin olunuz. 25 yıl doktorluğumdan beni çok iyi yakından tanıyanlarınız var. Son 5 yıldır da siyaset. Bir şeye özellikle dikkat ettim. Aman bir şey, halkımızın, insanımızın güvenini istismar etmeme. Çok önemli. Kolay oluşturulmaz. Oluştuktan sonra da en ufacık bir şey o güveni yıkar. Ve bir anımı söylemek istiyorum. Domuz gribi vardı. Ve o zaman Ulusal Birlik Partisi'nden bir sağlık bakanı bakandı. Bir hasta hastanede zatürreden öldü. Ve hastanın ölüm nedeni domuz gribi değildi. Zatürreden öldüydü. Raporları da Türkiye'den geldi. Ama ortalık kalktı, panik oldu her yer. Domuz gribi, domuz gribinden ölüm oldu diye. Ve bakan beni aradı. Ben başka partiden bir milletvekiliydim. 2011'di zannederim, 11 veya 12. Beni aradı ve dedi ki, Sibel Hanım, sizden bir ricam var. Bu paniği yatıştırmak için size halk güveniyor. Çıkın televizyonlara, gazeteye demeç verin. Gelin size raporları göstereyim. Domuz gribi değil. Lütfen halka siz verin bu mesajı. Bu benim için bir onurdur. Ve ben o gün, beni cuma günü aradıydı, hiç unutmuyorum. Cumartesi tatil günü verdim. Kıbrıs gazetesi manşet yaptı o haberi. Sibel Sibel diye. Ve panik durdu. Ve bana teşekkür etti. Güven böyle bir şeydir. Ve şundan emin olun. Güveninizi sarsmayacak bir şekilde sürdüreceğim bütün yaşamımı, politik yaşamı özellikle. Özellikle Cumhurbaşkanı makamında. Burada başka, orada başka. Orada başka değil. Gerçek neyse. Çünkü bu makamlar halkındır. Halkın makamlarıdır. Bizler orada seçilmişler. Bir süreliğine halk adına görev yapıyoruz. Halktan üstün değildir bizim orada bulunmamız. İrade halktadır. Ben gidersem zor işiniz diyen halka karşı iyi bir davranış değil. O sözü söylemeyin. Halktır esas sahibi. Bir devlet varsa, kurumlarımız varsa, devletimiz varsa sahibi halktır. Halk sahip çıkar. Kişiler değil. Kişiler ölümlü dünyadır. Bir şekilde oradan gidebiliriz hepimiz. Seçiliriz gideriz. Kaybederiz gideriz. Ama esas yapımız, esas halktır bunun sahibi. O yüzden bu konuda da bu tür söylemlere itibar etmeyeceğinizi biliyorum. İkincisi, üç amaç var bizim Cumhurbaşkanlığında. İlk diyoruz, ilk defa seslendiriyoruz. Birincisi, müzakere masasında toplum lideri. İkincisi, halklarımızı, Kıbrıs Türk halkının haklarını talep edecek yine toplum lideri. Üçüncüsü, KKTC'nin Cumhurbaşkanı. İşte bu KKTC'nin Cumhurbaşkanı görevi dediğimiz, nasıl başbakanı, meclis başkanı, cumhurbaşkanı var ama cumhurbaşkanı bugüne kadar sadece müzakereci olarak görülürdü. Esas bir görevi de budur. Yani içteki sorunlar,